Eyvallah. Ozanlara niyazımız vardır. Merhaba. Merhaba. Eyvallah. Evet. Sevgili izleyenler, merhaba. Bugün çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz ve uzun yıllardan beri de eserleriyle bizlere bazı gerçekleri dile getiren bir ozanımızla birlikteyiz. Yüreği sevgi çağlayanı, o Tokat'ın yeşil zümrüt ormanlarından o güzel suları, o güzel düşünceleri, duyguları bize getiren, ömrü boyunca da o sevgiyi hiç kaybetmeden, hoşgörüyü, ahengi kaybetmeden yaşama dediğimiz, yaşam dediğimiz mücadele alanında hep başarılı olduğunu gördüğüm değerli bir ozanımız var. Ozan Çağdaş. Ondan dinleyeceğiz. Gerçek ismi Veysel olsa da o Ozan Çağdaş demiş. Ozan Çağdaş, Ozan Çağdaş sazlarını çağdaşlık üzerine, insanlık üzerine, doğruluk, dürüstlük üzerine çalmış, söylemiş bir değerli insanımız. Şu anda Divriği Gazetesi'ndeyiz. Bize bu imkanı sağlayan, bu mekanı sağlayan Divriği Gazetesi sahibi ve yayın yönetmeni Yahya Bayar'a teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu güzel mekanda sizlerle bir aradayız. Ozanımızın duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, hayat öyküsünü derlemeye çalışacağız. Evet, bugün Perşembe. Ayın hangi gün? Perşembe hangi tarih? 14'ü galiba. 14 Nisan. 14 Nisan oldu. Evet. Nisan'ı da yaraladı. 14 Nisan'a gelmişiz. Değerli ozanım, sevgili şairim, Anadolu'da, Pir Sultanların yurdunda, güzel Anadolu'muzda bir zamanlar da aslanlar geziyormuş bu meşelik alanda, bu bozkır, şu anda bozkura dönüştürdüğümüz yerlerde. Ormanları kestik, ozanları yaptık ve gençlerimizin geleceğini kurutmak istedik. Belki birileri daha çok buna yeltendi. Ama o damar hiç kesilmedi, bitmedi. O sevgi damarı çağlayana, o ozanlık, o eski çağın bilge ozanlarından gelen o yiğit damar sürdü geldi bugünlere. Demek ki Anadolu var, Anadolu'da insanlık var, Anadolu'da umut var, sevgi var ki sizler varsınız. Sizlerin varlığıdır bu çağlayanı akıttıran. O yüzden size saygımız sonsuz. Sizin nezdinizde bütün ozanlara saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Biz de o saygıya layık olmaya çalışırız. Evet, bize Ozan Çağdaş kendisini anlasın. Böyle televizyonda da daha önce programlarımız oldu ama onlar bir tarafta, şimdi özgürüz. Daha geniş bir şekilde kendisini anlatsın bize. Ozan Çağdaş kimdir? Ozan Çağdaş nerelerden geliyor? Hangi çilelerden geliyor? Hangi ateşlerden geliyor? Hangi yangınlardan geliyor? Bize izleyenlere en azından tarihe not düşmek açısından bize anlatın kendinizi. Şimdi ben Tokat'ta Darşay denen bir mahallemiz vardı. Orada doğdum, dünyaya geldim. Annem Tokat'ın yerlisiydi. Babam Almus'un Gevrek köyünden gelmeydi. Şimdi çocukluğum çok ilginçmiş. Ne zaman doğmuşsunuz? 1946. Evet. Anlatılanlara göre ben ufak bebekken artık hastalanmış mıyım, zayıflamış mıyım? Hemen hemen artık umudu kesmişler. Yani bu yaşamaz demişler. Ama ben şimdi kendime yedi canlı diye hitap ediyorum. Demek ki o zaman da varmış böyle bir şey. Pes etmemişiz. İşte 6 yaşındaydım. Annem sağdı benim. Kalp hastasıydı annem. O dönemde teknoloji bu kadar yoktu. Ben tabii çocuğudum, bilmiyordum. Annem hastalanıyordu. Ben ilkokul 1. sınıfa gidiyordum. Annem vefat etti. Hatta okumayı çok istiyordum. Yani eğitime olağanüstü bir ilgim vardı. Birinci sınıfı Cumhuriyet İlkokulu'nda okurken annem vefat edince babam beni ayırdı. Okuyup da ne yapacaksın? Köylerde benim yanımda çalış dedi. Babam köylerde düğün yapıyordu, soba yapıyordu. Marangozluk mesleğiydi babamınki. Bir sene babamla köylerde gezdim. O arada akrabaların zorlamasıyla ikinci sınıfı Namık Kemal İlkokulu'na girdim. O zaman bizim zamanımızda şey yoktu. Yani müdür yoktu, baş öğretmendi. Bir genç hanım öğretmenimiz vardı, bayan. O gün hastalanmıştı, gelememişti ve baş öğretmen girdi derse. Dedi ki çocuklar size bir soru soracağım. Kim doğru bilirse bir dolma kalem getirmişti. Bunu ona ödül olarak vereceğim dedi. İşte avcumuzun dedi şu ortasına su koysak bu su kaybolur mu kaybolmaz mı? Sınıfın bir kısmı kaybolur dedi. Bir kısmı kaybolmaz dedi. Kaybolur diyenler kalınsız dedi. Kaybolmaz diyenleri çıkardı dışarı. Nasıl kaybolur diye tek tek sordu. Ben de elimizin sıcaklığından kurur, buhar olur demiştim. En mantıklı açıklamayı ben yapmışım. Dolma kalemi ben aldım. Daha sonra babam köyde okutacağım diye ikinci sınıfı da orada okudum. Üçüncü sınıfa göndermedi. Erkene yaşam babam kendini bir dervişliğe vermiş. Ne bileyim bir takım kendine göre bir hayali dünyası vardı. Beni aldı götürdü. Orada bizim orada Kızıl Köyü var. Orada Cenan'ın Akbas derlerdi. Rahmetlik çok değerli bir hanımı da vardı Sati yenge. Bana bir zararları olmadı. Orada kaldım bir zaman. Sabahın 5'inde alacakaranlıkta Irmak'tan geçerek orada Mamu Dağı diye bir yer var. Oraya oduna giderdik. Çocuğum da. İlkokul çağında. İlkokul çağında. Ondan sonra orada bir süre kaldıktan sonra yani hizmet mi ediyordunuz? Odun getiriyordunuz. Çobanlık orada hizmetçiydim. Yani çobanlık ediyordum. Malları güdüyordum falan. Ondan sonra oradan ayrıldı. Gönlük köyü var bizim orada. İmamın Mehmet diye bir aile vardı. Onların yanına götürdü bıraktı babam. Oğlum işte burada oynarsın. Mehmet amcan gibi iyidir falan. Bir süre orada kaldım. Onların mallarını, sığırlarını güttüm. Oradan seni dedi hadi Zile'ye gidelim dedi. Zile'de Cevat Ulusoy vardı. Gittik. Oğlum burada bak Turan Efendi'nin bir çocukları vardı. Turan Efendi diye. Turan Efendi'yle oynarsın. İşte burada kalırsın. Yersin, içersin. Bıraktı beni. Benim bir şansım yok. Tercih hakkım yok. Babam nereye bırakırsa orada kalıyorum. Cevat Efendi 24 saat içen birisiydi. Beni bir yere gönderirdi. İşte geldiğimde ne zaman gittiğim önemli değil. O hatırlamazdı. Eşli uğraşacak derdi. Bir tokat atardı. Nerede kaldın diye. Şimdi ben sopa yiyeceğim korkusuyla kapının köşesinde dikilirdim. Bir gün orada böyle dizlerimin üzerine çöktüm. Bekliyorum. Hanımı vardı Şaziye Ana. Geldi şuram oturdu. Şu kaburgamın içine battığını çok iyi hatırlıyorum. Bir de gülüyordu. Lan Veysel ağır mıyım lan? Bu hiç benim şeyimden gitmiyor. Şuur altımdan. Neyse bu arada Tokat'ta Rıfat Ulusoylar vardı. Onların bir düğünü var. Düğüne geldik. Benim ablam var. Ablam da Hacı Bektaş'ta hizmetçiydi. Ablama dedim ki abla durun böyle böyle dedim. O Rıfat Efendi'nin bir kızı vardı Şefik Ana. Çok değerli bir insandı. Rahmetlik oldu da Zile'de evliydi. O dedi ki merak etme Veysel seni kurtaracağız dediler. Düğün bitti. Sabah hazırlanıyorlar. Beni kardolap vardı. Evde eski kardolaplar o yatakların yığıldığı yer. Ben oraya dikildim, önüme yatakları yığdılar, kar dolabını kapattılar. Bu arada bunlar hazırlandılar, milli pikapları vardı, bir çadırlı, brandalı. Veysel, baktılar ki Veysel yok. Ben duyuyorum ama orada acaba diyorum beni bulacaklar mı? Acaba işte şey yapacaklar mı? Yani halbuki nereden bilsinler dolabın içinde yatakların arkasında dikildiğini. Hani dolabı da açsalar yataklar var önümde. Ondan sonra o arada Veysel kaçmış dediler. Arabanın sesini duydum. Bir de ablamla Şefik Ana geldi, dolabı açtı, yatakları yıktı, beni kurtardılar oradan. Sanki dünyaya yeniden doğmuştu. Yeniden gelmişti. Öyle bir seviniyordum ki, derken bu arada işte oraya gittik, buraya gittik babamla. Oğlum dedi, bir Hacı Bektaş'a gidelim, ablanın yanına dedi. Oraya gittik. Hacı Bektaş'ta işte ablam orada hizmetçilik yapıyordu. Bana dedi ki işte bak burada Nazım Efendi'yle oynarsın. Ona bakarsın. Ablanın yanında da kalırsın. Tamam. Bir şey yok. Kalacağız. Kaldım orada. Şimdi Bektaş Efendi vardı. Rahmetlik. Biraz psikolojik hastaydı yani. Rahatsızlığı vardı sinirsel. Ona kimse bir şey diyemiyordu. Kafa sesliği zaman işte vurup kırıyordu, bir şeyler yapıyordu falan. Ben bir gün bahçede bana bir şeyler yaptırıyordu çapayla. O arada annesi var. Hikmet Ana beni parmağıyla işaret etti gel diye. Nasıl gideyim Bektaş Efendi başına dikiliyor. Evet, yaşam sürüp giderken. Yaşam sürüp giderken beni oradan Yusuf Ulusoy'un yanına verdiler. Artık üstteki düğmeye basılı. Yok öbür taraftaki. Kırmızı var zaten işaret. Bir tersi. Evet. Nasıl olduysa oraya geçtim ben. Tamam devam ediyor. Şimdi Yusuf Ulusoy'un İkelli'ydi. Onun beton arma iki katlı bir binası vardı. Üstte Aliyan'a, altta Şaziyan'a oturuyordu. O arada bir ahşap ev vardı. Bomboş duruyordu. Yalnız o ahşap evlerin yanında bir ahır vardı. Bayağı da bir pis, bakımsız bir ahır. Oraya yüksekçe bir mahap gibi bir şey yapmışlardı. Bana orada kalacaksın dediler. Şimdi her taraf örümcekti, böcüktü. Yani ben çocuğum, korkuyorum, lambayı söndürmüyorum. Sabah Hayriye Ana vardı annesi, Yusuf Ulusoy'un. Ahırın lambası yanıyordu sabaha kadar diye benimle dövüşüyordu. Korkuyorum ana diyemiyordum. Velhasılı sabahlara kadar şunu düşünüyordum. Ya neden ben insanlar gibi, benim de bir evim yok, bir ailem yok, bilmem gideceğim bir yer yok. Bu psikoloji içerisinde hala şu anda yatakta bir yerime, kulağıma falan bir şey değilse sıçrar. Da oradan kalma. Ve bu beni sürekli düşünmeye yöneltti. Şimdi daha sonra oradan da bir şekilde ayrıldık. Babam geldi aldı. Bir gün orada bir taş söküyordum. Yani benim yaşımda bir insanın değil, büyük insanın bile çıkaracağı bir taş değil. Çukurdan çıkarmaya zorluyorum. Böyle kazıkları takmışım, taşı böyle. Bir de babam öteden çıktı geldi, o Hayriye Ana da sandalyede başımda oturuyor. Veysel bırak falan dedi. Bıraktım. Elini şöyle beline koydu, dedi ki ana yapma ya dedi. Şu çocuk nasıl çıkarsın o taş oradan dedi. Demek ki babamın o anda biraz yüreğe sızladı. Beni aldı oradan Tokat'a getirdi. Tokat'ta berber çırağı olarak. Hangi yaşlarda? Hangi yıllarda? 11-12 yaşlarında falandı. 11 yaşlarında falandı. Yani bu Hacı Bektaş süreci 4-5 sene mi sürdü? İlkokul çağındayım dediniz ya. 3 sene falan bir şey sürdü orada. Yani bir sene kadar bir yer sürdü. Bir yıl kadar. Yani bu 3 seneyi geçmedi oradaki kaldığım süre. Ama yaşamınızı derinden etkileyen 3 sene. Tabii canım. Belirleyen belki. Kesinlikle öyle. Yani oradan geldikten sonra Tokat'ta Reşadiye garajı vardı. O köşede bir berbere çırak olarak verdiler beni. Orada çok başarılı bir şekilde berberlik yapmaya başladım. Çırak sabahın 5'inde. Kolay mı geliyordu? Öyle bir el yatkınlığınız mı keşfettiniz? Yani ya, herkes yapamaz. El yatkınlığım şöyle. Ben şimdi sabah 5'te dükkan açıyordum. Daha karanlık oluyordu. Lambaları yapıyordum. Müşteriler diyordu ki ya senin bu çırağın hiç uyumuyor mu? Sabah erkenden millet bir bakıyor ki dükkan açılmış, temizlik yapıyorsun. O arada bir müşteri geldi, temizliği yapmışım, oturuyorum. Bir ustura aldım hevesle. Adam, ustalar gelmedi mi dedi, ben ustayım abi dedim. Beni kesmeyesin dedi, yok abi kesmem dedi. Hiç de tıraş etmedim, ilk daha tıraş ediyorum. Adamın bu favriden buraya kadar 3 defa kestim. Adam iyi bir adammış. Bana bozulmadı. Demek ki o hevesimi olumlu karşıladı. Ver şu sırayı dedi, aldı kendini tıraş etti. Ondan sonra bana hep kasap derdi geldiği zaman. Şimdi orada ne kadar çalıştım bilmiyorum ama hep eski tahta sandalyeler vardı. Tahta sandalyeleri böyle düzerdim. Üzerine bir şey örterdim böyle, montum vardı işte, paltom vardı dedi. Orada başımın altına bir şey koyup uyurdum. Yatacak yeriniz yoktu. Yok, yani gideceğim bir yer yoktu. Tokat'ta, merkezde. Tokat'ta, merkezde. Vardı bir ara teyzemlerde kaldım. Bir ara Ememgil'de kaldım. Ondan sonra ama ne kadar olsa olmuyor. Tabii ki ben bu süreci içerisinde hayatı sorguluyordum. Yani neden? Benim insan gibi bir yerim yok, herkesin evi var. Kendinize mi konuşuyordunuz? Bazılarıyla konuşuyor muydunuz? Arkadaşınız var mıydı? Yok, kendi kendime bunu şey yapıyordum. Hep sorguluyordum kafamda. Derken bu arada bir akrabamızın Almus'ta berber dükkanı vardı. Ben oraya gittim, yanına girdim. O zaman Almus barajı yapılıyordu. Orada Almus barajı yapılırken bundan önce annem ölmeden burada biraz bir yere atlayıverdik. Çok önemli. Annem ölmeden ablam, ben, babam köye gittik. Gevrek'e mi? Gevrek köyüne. Tokat'tan o ara 30 kilometre falan. Evet. Şimdi beraber gitmiştik. O zaman hesap et ki 64 yıl önce. O zaman öyle otobüs, taksi bir şey yoktu. Bir Çerkez Murat vardı, bir Ağustos'un kamyonu vardı siyah. Milleti doldururdu, Kızıl Eniş'te bayılırdı araba, enin yürüm veyahut yitim. Böyleydi o zaman. Köye gittik, köyden çıktık. Mambeli var bizim orada, tam sırtta. Gördüm sen. Orada kamyon geldi. Kamyon gelince babamla ablam binerken ben babama dedim ki, baba benim paramı bana verir misin dedim. Ne yapacağım dedi, ben yürüyerek geleceğim dedi. Babam demedi ki, oğlum nasıl geleceğim tek başına, dağ, bayır, ıssız yollar, şimdiki gibi hareketli de değil. Tamam dedi, çıkardı 100 kuruşu bana verdi, o 100 kuruşu sevinerek aldım, onlar gitti. Ben düştüm yollara. O belden aşağı inince Kızıl Eniş var. Kızıl Eniş'e gelene kadar bir Sarılık Deresi diye bir dere var, vadi. Orası ıssız olduğu için korktum orada. O Kızıl Eniş rampasını şöyle çıkana kadar bayağı bir heyecan yaşadım. O rampayı çıktıktan sonra ovayı gördüm. Demek ki bir rahatladım yani şey olarak. O ıssızlıktan kurtuldum. Üstten aşağı sallandım. Bizim orada şimdi ismi Çöreğe, eski ismi Bağderesi. İşte Kürt Pınarı diye bir yer var orada. Şimdi Pınarlı ismi. Orada tarlalardan birinde yüreğim yandı yaz mevsimi. Bir karpuz aldım. Karpuzu taşından kırdım. Onu bir yedim. Çok iyi hatırlıyorum. Tam Tokat'a girdim. Güneşte batmak üzere, Üvendere boyu derler yani tam kızarmış dönemi. O bir 100 kuruşuna gittim, bir paket kiprit aldım. sevinerek anneme götürdüm ki anne sana kibrit aldım diye. Heh. Ya bu olmasa kendi kendime çelişkiye düşeceğim. Annemi 7 yaşında kaybettim. 1. sınıftaydım. Annem sağdı. Kibrit aldım anneme götürdüm. Şimdi birçok insan inanmıyor. 6 yaşındaki bir çocuk oradan gelir mi? 30 kilometre dağ bayır yol. Ve ben ona hadi neyse çocuktum aklım ermedi ya. Babam beni nasıl bıraktı buna aklım almıyor. Babanız biraz farklıymış demek ki. Kafasında biraz çok boşluklar var. İlginç biriydi zaten yani babam. Yani bu anlattığınızdan anlaşılıyor zaten. Ben işte yani insan inanamıyor ya. İnanası gelmiyor. Bir 6 yaşındaki bir çocuğu o dağın başında nasıl bıraktın sen? Şimdi ben... Oradakiler de belki farkında değil, bir şey diyemediler ne oldu diye. Yok kimse yoktu ki. Yolda o köyden çıktık. Ablam, babam, ben. Yola geldik. Zaten bizim köyden en az 2 kilometre var arası. Şimdi orada kamyona binerken ben para istedim. İşte kamyondakiler başladı. Diyorum kimse. Kamyondakiler bir şey dedi mi demedim. Dedi mi demedim bilmiyorum. Bu çocuk burada 6 yaşında neye bıraktı? Ondan sonra artık onu hatırlamıyorum. Ben çünkü ben kaldım onlar gitti. Ve derken yaşam böyle sürüp giderken işte Almus'a... Peki annenizin kaybını hatırlayabiliyor musunuz? Yani çünkü hafızanız benim sıradan bir insanın hafızası gibi değil. Çok kuvvetli bir hafızanız var. O acıyı yaşayabiliyor musunuz? Şimdi annem şöyle hatırlıyorum. Ben bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla babamın bir korkutmasıyla kalp şey olmuş annem. Kalp krizi geçirdi bence de. Kalp krizi geçiriyordu zaten. Çarpıntı vardı. Kalp çarpıntısı diyorlardı o zaman. Biz kriz mriz bilmiyorduk. Tabii. Çarpıntı deniyordu. Şimdi annemin hafif ağzı eğri biriydi. Nazikti ismi. Ondan sonra şimdi ama annemde müthiş bir yetenek vardı. O dönemde bu bayanların kullandığı çitler var ya, evet. Onun kenarına boncuktan örülen şeyler vardı. Portakal, limon gibi evet, şeyler. Evet. Bunların müthiş ustasıydı. Yani el işinde usta. O kanemiçe işlerlerdi, o yastık yüzler işte şeylere falan. Bunların müthiş bir şeyi vardı. O zaman Kazo mağazası diye bir mağaza vardı. Şahap Bey'di, adamın ismini bile hatırlıyorum. Şahap Bey diye sahibi vardı. O zamanın parasıyla 5 liraya verilirdi o üyeleri. Yalnız işin ilginç tarafı annemin o verip aldığı parayı kalbine çarpıntıya ilaç alması gereken parayı babam elinden alıyordu. O zaman 350 diremlik kırtışlı rakılar vardı. Böyle şeyde bu soda şişelerinden falan biraz daha farklı, genişçe, kırtışlı yüzü. Alıyordu, işte 250 gram da pirzola alıyordu. Biz çorba yiyorduk, babam o rakından pirzolayı yiyordu. Zıkkımlanıyordu denir, baban o bir gün olmuş ama. Annem dedi ki, Ahmet Ağa dedi, Ahmet Ağa dedi babama. Dedi ki, bu oğlan çocuğu buna bir lokma ver derdi, o zaman bir koparıp veriyorlar herhalde. Bir gün çorba içiyor. Çocuklarına yok. Yok. Sen oğlan zaten biz çocuklarına yok. He. Şimdi bir kızlar gün, ve kadınlar yemez, erkekler. Bir gün annem düğün çorbası yapmıştı. O saplı tavalar var. Ha. Evet, bir gün. Şimdi ben çocuğum tavanın sapına sarılmışım. Babam nasıl elinin tersiyle bana bir tane vurduydu. O tavayla çorbayı aldım üstüme aktardım. Ondan sonra, şimdi bu dönemler geçti, işte annemi kaybettikten sonra o deminki sürece bağlayalım. Yani annenizin kaybını dediğim gibi, çünkü hafızanız yerinde ama o acılar, sonraki acılara daha çok hatırlıyorsunuz. Peki annenizin tarafından kimler vardı veya sizle ilgilenmiş miydilerdi? Şimdi babanla? Annemin şöyle bir anısı var bende. Ben şimdi çocuğum, eskiden elit oynardık, bu sigara kağıtlarından elit derlerdi. Sokakta elit oynuyorduk. Benim dayımın hanımı Halamın da kızı, biz eme diyoruz, hala denen işte babamızın kız kardeşinin kızı vardı. Geldi dedi ki oyun oynarken, Veysel gel annemi bir gör, bir daha göremezsin dedi. O zaman annemin üzerine kapanıp ağlamış. Ya ağlamış. Ya, onu hatırlıyorum. İşte annemin o hastalık halini, babamın o en son ilistir derler bizde, hani şu şeyi falan, makarnayı falan süzdükleri, o ilistiri sattırdı anne. Babam onu da aldı, yedi, ilaç almak için. Bunları çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra, daha sonra işte... Ah, duy insanoğlu duy. İşte bunlar yaşandı ve yaşanıyor. Peki, o acılar derin. Şimdi onlara tamamen gark olursak, işin ucu fazla farklı yerlere gidecektir. Şimdi, Hacı Bektaş çevrelerindeki o acı deneyimler oldu. Tabii çok gül yüzlü insanlar da vardı onları. Tabii. Mesela Feyzullah Efendi çok değerli bir insandı. Ben çok severdim. Veliyettin Efendi'nin babası. Veliyettin Efendi'nin babası. Hatta ben bu siyasi davadan bir iki defa içeri girdikten sonra Hacı Bektaş'a gitmiştim. O salonları vardı, oturuyordu. Çok güzel bir cemalı vardı. Kapıdan içeri girince şöyle gülerek gel bakalım komünist Çağdaş dedi. Hiç unutmuyorum. Yani oradaki o kelime bile insana bir sevgi veriyor. Yani orada bir sevecenlik var. Bir horgörü yok. Böyle kinayi bir şey yok. Oğlu Veliyettin Efendi var. Hepsi Veliyettin Efendi de gerçekten o babasına çok benziyor biraz. Ondan sonra o dönemleri, o ahırdaki yaptığım dönemleri falan ben bir türlü unutamıyorum. Hiç çıkmıyor. Sizi derinden etkilediği için öyle kafanızda yer etmiş ama her birisi aynı değil. Peki ona belki tekrar döneceğiz de yaşamı sürükleyelim, devam ettirelim. Bu 3-4 sene sonra berberlik ne kadar sürdü ve İstanbul macerasına kadar gelelim. Şimdi Almus'ta işte bir Berber Osman diye biri vardı bizim oradan. İstanbul'dan bir Laz kızı kaçırmıştı. Onun da oflu Lazlar peşine düşmüş. Geldi Almus'ta berber dükkanı açtı. Onun yanında çalıştım bir süre. Giderken dükkanı bana devretti. İşte o dönemde baraj yapılıyordu. Ben amatör olarak bir fotoğraf makinesi almıştım bir Alman mühendisten. Kodak marka. En büyük hobim resim çekmekti. Barajda çok resim çekmiştim o dönem. Ondan sonra resimler çekiyordum derken o zaman bayan kuaförlüğü yeni Türkiye'de gelişiyordu. Hangi yıllar? 65 yıllarında. Ben İstanbul'a gidip bayan kuaför olacağım dedim. Ha, böyle bir şey de oldu içinizde. Öyle bir şey geldi. Tuttum o dükkanı, sattım, çektim İstanbul'a geldim. Tam yılını söyleyin. 65 mi? 65'lerde. 65 yılında geldim. Küçükyalı'da bir bayan kuaförüne girdim. Küçükyalı'da? Evet. Bir arkadaş aracılığıyla mı yoksa böyle... Öyle bir tanıdık aracılığıyla. Şimdi oraya girdim. Bir sabah dükkanı açtım. Böyle çok boyalı, cilalı bir bayan geldi. Ben Anadolu'dan gelmişim. Şimdi attı bacağı üstüne ama yani normal bir şey vaziyet değil yani. Çok bence hoş olmayan bir boyacıyla. Bana göre öyle. Bana dedi oğlum gel bana şuradan bir sigara al. Biz Anadolu'dan gelmişiz. Henüz böyle bir şeylere alışkın değiliz. Ondan sonra oradan bir çıktı mıydı ben bu dükkanda çalışmam dedim. Ayrıldım. İşte Maltepe'de bir berber dükkanına girdim. Erkek kuaförüne. Orada çalıştım. Oradan çıktım şeyde Aksaray'da bir berberde çalıştım. Sağmacılarda kalıyordum. Kötü bir bekar odamız vardı. Ondan sonra Sağmacılar Bağlar Caddesi'nde bir berberde çalıştım. Bir gün bir sakallı geldi. Sakal burada. Oturdu koltuğa. Ben zannettim sakalı çevireceğiz. Ondan sonra dedim ki sakalı çevireceğiz mi amca dedim. Yok dedi hepsini kes dedi. Allah Allah. Niye kesiyorsun dedim. Dedi ki Almanya'ya kağıdım çıktı dedi. O zaman Almanya meşhurdu. Yeni yeni çıktığı dönemlerde insanların gitmeye başladı. Sakalını kestim. Bana anlattı. Dedim peki niye bıraktın sakal dedim. Adam sakal tıraş oldu böyle ızbandut gibi. Babayı de 35 yaşlarında mıydı neydi? Hiç doktor bilmem, ilaç bilmem dedi. Peki neden sakal bıraktın dedim. 2 tane çocuğu varmış. Beyazıt'ta o şeyin orada bir köşede çocuklar. Eyvallah Dede Sultan, hizmetin kabul olsun Yahya Baba. Kucağına çocuklarını yatırıp dileniyormuş. Ha, dilencilik yani, için. O zaman fabrikaya vermişler 250 lira ki büyük paraydı o zaman. O dönemlerde fabrikada çalışmamış. Çünkü evet, diyor dilencilikten müthiş para kazanıyor. Ondan sonra yani dünyanın en eski mesleklerinden birisi. Meslekte tabii. Hep benim kafamın içinde bir takım şeyler oluşturuyordu. Beyoğlu'nda çalıştım. Beyoğlu'nda Berber Veysel dedim bir dakika dururlardı. Yani ben mesleği çok severek yapıyordum. Peki belli bir ustanız vardı diyebilir miyiz? Usta yani örnek aldığınız ya da usta öğrendiğiniz, kimden öğrendiniz? Ben şimdi Tokat'ta öğrendim. Muhlis vardı. Topal Muhlis derlerdi. Muhlis ustadan çok şey aldım. Bende de bir istek varmış demek ki. Şimdi eskiden bu jilet yoktu. Usturayı taşta bilerlerdi. Yağına bileği taşı vardı. Şimdi o zaman bir Alman usturası almıştım. Usta bilerkene bakmıştım. Sabah erkenden dükkan açtığım için millet gelmeden tuttum, yağı döktüm taşa, kendi usturam diye sürmeye başladım. Demek ki o anda işin inceliğini kapmışım. Şey yaptım, bir de sabah kalfa geldi işte belli bir saatte. Cafer diye biri vardı, Kıvırcık Cafer, bir de Muhlis vardı. Şimdi usturası kesmemiş. Dedi ki Veysel senin şu usturayı versene dedi. Yeni ya benim ustura. Verdim usturayı. Bunu Muhlis mi biledi dedi. Usta kötü mü olmuş dedim. Yok lan çok güzel olmuş dedi. Hadi dedim ya yapma dedim. Gerçekten dedi. Kim biledi bunu dedi. Ya ben biraz sürdüydüm daha. Hemen 2 tane ustura verdi. Çabuk şunları bile bakayım dedi. O gün bugün nereye gittim sen milletin usturasını ben bilerim. Demek ki kapmışım orada bir inceliği. Derken Beyoğlu'nda çalıştık. Oradan Ok Meydanı'nda. Ok Meydanı'na değil. Ok Meydanı yani çok daha sonraları Kulaksız'da dükkan açtım. Ha, siz şimdi, kendiniz açtınız. He, kendim şöyle açtım. Beyoğlu'nda çalışırken Kulaksız'da bir bakkal arkadaş vardı. Bakkalın üstünde bir oda vardı tek. Orada kalıyor beraber. Ben gidip geliyordum. O zaman bu tekel sigaraları Samsun, Maltepe, Karaborsa'ydı. Yani tekelden almak sınırlıydı. Şimdi Karaborsa'da satılırdı sigaralar. Şimdi o benim Kemal dediğim Kulaksı'daki bakkal arkadaşın bitişinde de Giresunlu bakkal Mehmet vardı, göreleri. Ondan sonra şimdi bakkal Mehmet 1-2 defa beni tekele gönderdi. Şimdi birkaç esnafın da parasını alıyordu şey yapmak için. Ben şimdi tekele gidip sigara alıp geliyordum. Bir gün demiş ki ya bu adama bu kadar parayı veriyoruz. Adamın ipi yap, sapı yok. Bu alsa gitse biz nereden alacağız? Ama bende öyle bir şey görmeyince adam bana karşı bir sempati beslemeye başlamış. Bana dedi ki ya Veysel Efendi senin hem bir dükkan açak dedi berber. Ondan sonra açalım dedim. Şey benden dedi, sermaye benden, şey senden dedi, çalışma. Tamam. Dükkanı açtık. Çok da güzel bir dükkan açtım, pırıl pırıl. Adamın niyeti, 3 tane kızı vardı o dönemde liseye giden. Kızlardan birini bana vermekmiş. Bunu ezap ederken o bendeki o şeyi görünce yani dürüstlüğü, hareketi. Bir kaptan şeyi vardı, kayınbiraderi. Kaptanıydı gemilerde, denizlerde. 2'de bir gelir, Veysel Efendi, ya şu bizim eniştenin kızını alaksana. Bana göre değildi, ben de öyle bir şey düşünmüyordum. Birkaç defa reddedince adam bir anda değişti. Dükkanı ya al ya ver dedi. Ondan sonra. Bir şey de yok. Neyse veremem tabii, aldım ben. Alınca 12.000 liraya o zaman devraldım. Hangi yılda? 71'ler, 72'ler. O büyük para o zaman. O para çok yüksek bir para. Ondan sonra ayda 2000 ödeyeceğim. Neyse başladım ödemeye, iyi de çalışıyordum, ödüyordum da bir gün babam geldi çıktı. Ben şimdi babam gelmiş, aldım babamı İstanbul'da gezdirdim falan, taksidi harcadım. Taksidin günü geldi. Şimdi hemen o anda öyle bir rahatlamışım ki, sanki üzerimden bir bina kalktı, kalemi aldım başladım yazmaya. Şairlik orada başladı. Öyle mi? Evet. Borç dayandı kıtlağıma, ödeyince bir of çektim. Of ulan of, dünya varmış. 6 ayda bir gün yemekte et yiyince bir of çektim. Of ulan of, dünya varmış. Vitrinlerde durur börek, kuru ekmek derdim çörek. Ararken bir daşlı yürek, but yiyince bir of çektim. Of ulan of, dünya varmış. Horuzlar yedi sömeyi, alın ter elim emeği, gördüm ıspanak yemeği, ot yiyince bir of çektim. Of ulan of, dünya varmış. Bir hayale katılmışım, fakirliğe satılmışım, duydum işten atılmışım, şut yiyince bir of çektim. Of ulan of, dünya darmış. Bunu o zaman yazmıştım. O zaman yazdım. Evet. Bundan sonra bende şiir yazma şeyi başladı. O arada bir Türkiye'm diye bir şiir yazdım. Bunu camlattım, dükkana astım. Ezberinizden mi, hatırlıyor musunuz? Yok. Şimdi çok oldu. O arada var mı kitaplarda, bir yerlerde yeri var mı? Bakarız. O arada bir müşteri tıraş ediyorum. Şiiri okudu. Bu şiiri kim yazdı dedi. Ben yazdım dedi. Bize dedi böyle şiir yazsana, hemen altına bir araba alayım bir de daire alayım dedi. Aynen böyle. Dedim ki siz kimsiniz dedim. Biz dedi ülkücüleriz dedi. O zaman MHP Türkeş sağdı. Şimdi o zaman doğal olarak ben Türkeş'e karşı biriydim. Peki onlar, o karşı olmalar ne zaman başlamıştı? Tokat'tan mı İstanbul'a geldikten? İstanbul'da o, Kulaksız'da. Nereden etkilendiniz bu siyasi şeylerden? Ya duyuyorduk. Yani bizim toplum Türkeş'e tepkiliydi. Bir de benim Tokat'ta teyzemin oğlu vardı. Üvey teyzemin. Tokat'ın, ülkücülerin lideriydi. Bara Mehmet denen. Hatta onun şöyle bir şeyi var, o zaman Türklerin falan camlarını kırmıştı. Ona demişler ki ya Mehmet sen Alevisin, bizdensin, niye böyle yapıyorsun? İşte demiş ki onlar bana 10 lira veriyorlar günde, siz 20 lira verin, size çalışın demiş. Allah Allah. Böyle bir konu geçmişti o zaman. Ondan sonra şimdi ben dedim ki yok, ben partilere şey yazmıyorum. Adam doğrudan çıkardı, kartını verdi. Eğer fikrin değişirse beni ara dedi. Ama ben ta o zamandan böyle satılmayı, ücretle şiir yazmayı, sanat yapmayı hiç kafamın içinden geçirmiyorum. Ondan sonra tam yazarken o arada Aşık Daimi ile tanıştık. 70'li yıllarda. He, 70'li yıllarda. Daimi ben şey verdim, ben işte Kulaksız'da berber olduğumu söyleyince sana dedi bir tıraşa geleceğim dedi. Evet. Geldi, ben bunca yıl berberlik yaptım, öyle bir saç görmedim. Makas kesmiyordu, çelik gibi saçlar vardı Daimi'nin. Ne diyorum, benim 50 seneye yakın berberlik hayatım var, böyle bir saça rastlamam. İşte saçlarını keserdim. Daimiyle ondan sonra samimi oldum. Un kapanında bir yeri vardı. Ondan sonra dershanesi vardı. Oradan bir iki defa ders aldım. Oklavayım, pazıyım, gelin Ayşem falan. Ondan sonra bu Sema plağı açtı daimi. Bu arada ben de sazı çalmaya başladım. Daimi gel ben sana saz vereyim dedi. Gittim. Şöyle gülgen bir saz ama görsen yani o sohbaya yak dersin. Hiçbir şeye benzemiyor. Ama çok güzel bir tınısı var. Bu sana şimdilik yeter dedi. O zaman 75 liraya almıştım o sazı. Onunla geldim. Şimdi bekar odamız var. Bekar odasında kulaksızda. Şimdi akşam dükkanı kapattım. Heyecanla odaya gittim. Başladım çalmaya. O gelin Ayşen, oklavayım, pazıyım. O arada artık ben hiç farkında değilim. Horoz öttü. Horoz ötünce şöyle perdenin şeyinden bir baktım ki sabah olmuş. Farkında değilim. Hiç farkında değilim. Samimi söylüyorum. Sabaha kadar çalmışım. O arada ertesi gün şimdi öğlene kadar bir şey yok. Öğleden sonra gözlerim kapanmaya başladı. Kahveci çay getir, su çekme. Kahveci getiriyor çayı. Kahveci çay getir, su çekme. Müşteri elinde makas var, ustura var. Gözüm kapanıyor makasla şey yaparken. Derdim ki şöyle bir yer olsa da bir uzansam, neyim varsa alsalar. Ondan sonra tabii akşama kadar şey yapıyorsun, akşam üzere dükkanı kapatacağın zaman psikolojikman uyku kaçıyor. Hep öyle oluyor değil mi? Giderim eve, nasıl olsa sabaha kadar zaman çok, uyurum dedim. Sazı aldım, çalarken artık saat kaç oldu bilmiyorum. Saz kucağımda, üstümü bile soymamışım. Çek ya da uzanmışım, böyle uyumuşum. Bir baktım ki sabah oldu, saz da kucağımda böyle. Ben o şekilde sazı öğrendim. Şimdi sazı kendi kendinize mi öğrendiniz? Tabii, kendi kendime. Bir iki defa daimiden ders almıştım, o 3-4 tane türkü. O zaman şey yoktu böyle, nota, usul fazla şey yoktu. İşte daimi baba ders vermişti orada. Şimdi sazı öğrendim. Bu arada bir ara şeyi var, Tokat'tan İstanbul'a gelirken benim Darşay mahallesinde çocukluk arkadaşım vardı, avukat Merdan İyidoğan. Sen biliyorsun. Merdan İyidoğan. Merdan Ankara'da okuyordu, siyasal bilgilerde. Şimdi Merdan'ın yanına uğradım. Tabii bahçedeyiz, o zaman da işte sağ sol şeyleri çok gergin. Şimdi grup duruyorlar, Merdan şunlar kim dedim. Onlar sağcılar dedi. Şunlar kim? Solcular. Dedim ki bu solcular, işte devrimciler bizden mi, Alevilerden mi dedim. Yok dedi, onun Alevilik bilgisi yok dedi. Ben bir şey bilmiyorum. Ve oradan İstanbul'a geldik. Bu arada bir sene içinde ben sazı geliştirdim, besteler de yapmaya başladım. Bir senede? Tabii. Şimdi besteler de yapmaya başladım. Bu arada Tokat'ta bir konser düzenlemeye şey yaptım. O zaman Mihrican Bahar vardı, Cahit Dündar. Biz samimiydik onlarla. Mihrican Bahar. He. O zaman bu Ali Kızıltuğ da yeni parlamıştı, parlak dönemiydi. 75'ler, 76 dönemleri. Ondan sonra Ali Kızıltuğ'la nasıl görüşebiliriz Cahit abi dedim. Ankara'da, Ankara Radyosu'na bağlı Kızılay'da bir yeri gösterdi bana. Adres verdi, telefonunu verdi, ismini yazdı. Git bu arkadaşla görüş, o seni Kızıltuğ'a götürür dedi. Gittim o arkadaşı aldım yanıma, Ali Kızıltuğ'un yanına gittik. Dedim böyle böyle bir konser yapacağız. Ondan sonra 4500'e anlaştık. 3 konser. Zile, Turhal, Tokat. Şimdi Ali Kızıltuğ NATO yolunda bir gece kondu yapıyordu 2 tane. Ankara'da. Sarı boyalarda. Dedi ki Çağdaş'cığım görüyorsun inşaatım var evim. Bana biraz peşin verebilir misin dedi. O zaman bende para miktarı vardı yani bir evet. şey vardı. Buna tuttum o zaman 2000 lira peşin verdim. Gün geldi, Tokat'a gittik. İşte ben tabii Tokatlı olduğum için orada afiş asıyoruz, dolaşıyoruz. Yalnız o arada 2 ay önce Tokat'ta bir olay oldu. Bulvar sinemasında 750 tane öğretmenin toplantısı vardı. O toplantıyı yapmaya kalktılar. 11 saat mahsur kaldı öğretmenler orada. Tabii ben orada duydum bu olayı. Anlattılar. O arada Leblebi Hüseyin vardı Zile'li. Orada da benim annemin dayısı çalışıyordu. İşte o bazı Alevi dükkanlarını falan da tahrip etmişlerdi, taşlarını. O annemin dayısı da olayı anlattı bana falan böyle. Tabii o olaydan etkilenmişim. İlk devrimci türkümü orada besteledim. Fazla belleri sıkıyor, cehaletin kuşakları, dükkan bası bel yıkıyor, sermayenin uşakları. Bugün haklı çıkamazlar, yarın yüze bakamazlar, öğretmeni yakamazlar, sermayenin uşakları. Şimdi cephe hükümetiydi o zaman. Demirel, Türkeş, Erbakan, Turan Feyzoğlu. Öğretmen sürümleri vardı, kıyımları. Arkamızdan yürüyorlar, defterimiz duruyorlar, öğretmeni sürüyorlar, sermayenin uşakları. Kardeş kardeşini bilsin, kalbinden karayı silsin, çağdaş der kendine gelsin, sermayenin uşakları. Eyvallahımız var. Şimdi bu arada ben bir siyah beyaz böyle ıslak saç sakal böyle güzel bir afiş yaptırmıştım. Altında tabii Ozan Çağdaş yazıyor. Bizim avukat Merdan Tokat'a geliyor. Lan bir bakıyor afişler, Ozan Çağdaş, bakıyor resim benim. Demiş ki ya bir sene önce bu bana solcuları soruyordu. Bir şey bilmiyordu. Saz çalmayı bilmiyordu. Bu adam ne zaman Ozan oldu, ne zaman Çağdaş oldu. Bura çok üzülmüştür işte. Devam ediyor mu? Ondan sonra Veysel Zile'de konseri verdik. Yazlık bir Aykut'un sineması vardı. Böyle çok güzel bir yazlık sinema. Tam sahnede söylerken yumruk gibi bir taş kulağımın dibinden geçti. Dışarıdan atmışlar güçler. Ondan sonra bu arada o zaman Pol Derli polisleri vardı 2 grup. Pol Derli polisler o çocuğu buldu, o gece dövdüler karakolda bayağı. Ondan sonra yakaladı getirdiler. Oradan Turhal'a geldik. Şimdi konser çok kalabalıktı. Bayağı bir şeydi. Ben bu türküyü Zile'de söyledim. Turhal'da da söyledim. Çok tuttu ama bu türkü. O arada sahneden indim. Genç bir öğretmen boynuma sarıldı, ağladı. Dedi ki o yaşadığımız 11 saati memlekette gören bir Ozan varmış dedi. Ben çok duygulandım orada. Neyse programdan sonra otele yerleşmiştik. Otele geldik. Dediler ki Ali Kızıltuğ seni çağırıyor dediler. Neyse gittim odaya girdim. Mihrican orada. Cahit orada. Bir sürü hayranımız var. Bir de Tülay diye bir kız var programda. 4 sanatçıyız. Tabii Ali Kızıltuğ, sen ne biçim adamsın arkadaş, para vermiyorsun, pul vermiyorsun. Dedim ki ya Ali Bey, sahneden yenildik daha. Yani henüz bir şey yapmadık. Dur bir şey yapalım dedim. Yani istediğinde para mı vermedik? Daha şu arkadaşlar bir tanesi bir kuruş almadı. Sana 4500 liraya anlaştık, Ankara'da 2000 lirayı peşin verdim 2 ay önce dedim. Yok dedi, ben dedi 5500'e anlaştım dedi. Dedim ki Ali Bey seninle 4500'e anlaştım. Yani 3 konser, 2000'ini peşin verdim. Yalan söylüyorsun dedi. Yalan söylüyorsun deyince şimdi benim şuurum attı. Orada hemen Cahit'e dedim ki Cahit abi hemen telefonumu aç, senin arkadaşınla gittim. O radyo evinin Kızılay'daki bölümünde çalışan arkadaşlar. Hemen o arkadaşı ara, eğer Ali Kızıltuğ'un dediği gibi ise, olay 5500 ise ben bütün hasılatı Ali Kızıltuğ'a vereceğim, burada hepinizden de özür dileyeceğim dedim. Ama benim dediğim gibi ise dedim, Ali Kızıltuğ yüzüne tükürürüm dedim, aynen böyle. O zaman ya biz Paris'teydik arkadaş, kötü mü olduk falan demeye başladı. Dedim ki kardeşim Paris'teydik, sana vermedik mi? Yani istemedin ki benden bir para. Neyse Tokat konserinden dedi ki 1500 almadan çıkmam dedi. Ben de sen bilirsin dedim. Biz anlaşmamız bu. Ben de milletin parasını dağıtırım. Kusura bakma böyle böyle oldu. Ben paramı ziyade edeyim derim seyirciye dedim. Ondan sonra bu arada boynunu sardı. İşte ben hastayım dedi. Benden habersiz Cahit abi sahneye çıkardı onu. Ben Cahit abiye kızdım. Ya bayağı gelmiş hadi çıksın dedi. Böyle bir vaka yaşadık o zaman. Yıl kaç? Yıl 1976. Böyle bir vaka yaşadık. Yalnız burada ilginç bir şey daha var. Zile'de konser verdik, Turhal'da konser verdik. Şimdi Tokat'ta afişlerimiz asılı. Ali Kızıltuğ, Mihrican Bahar'ın, Tülay denen kızım, bir de ben. Şimdi diğer 3 afişte bir şey yok. Benim afişte bütün gözlerimi oymuşlar. Afişlerde. Şimdi ertesi gün afiş asıyoruz. Bir bakıyoruz ki ertesi gün gene benim böyle. Öbür afişlerde bir şey yok. O zaman da ben bu türküyü söylerken işte hakik meyipte doğuyor, fakir fukara soyuyor, afişte gözüm ölüyor, şu Tokat'ın yavşakları dedim böyle. Yani doğal olarak o stresle ki o zaman da gençtik. Şimdi olsa bu kelimeyi kullanmazdım da yani. Peki 76'da böyle bir konser verdiniz. Konserler devam etti mi böyle? Tabii. Ondan sonra işin şeyi orada zaten. Bu arada tabii konserlerden sonra İstanbul'a geldik. O arada Emekçi'yi tanıdım ben Açık Hava Tiyatrosu'nda, Aşık Emekçi'yi. İşte adresleştik, ben adresimi verdim falan. Şimdi bunlar bir grup kurmuşlar. 3 kişi, Emekçi, Aşık Garip, Dervişan. Bunlara bir kişi lazımmış. Aşık Garip. Garip Şahin. Garip Şahin. Garip Ünlü değil. Sivaslıydı o arkadaş. Necdet Şahin ismi de Garip Şahin olarak. Sanatçı ismi öyleydi. Emekçinin Ali Haydar Levendiz mesela. Aşık Emekçi olarak afişte yazıyordu. Benim Veysel Demir, Ozan Çağdaş'tı. Ben onu anlatacağım neden Veysel Demir, Ozan Çağdaş oldu. Diğer de Dervişan diye bir öğretmen arkadaştı. Şimdi Emekçi geldi dedi ki Çağdaş dedi bir grup kurduk, bir kişiye ihtiyacım var, gelir misin? Oo ben can atıyorum. Gelmem diye bir şey var mı? Dükkanı gözüm görmedi. Ondan sonra biz katıldık gruba. Grupta benim ismim Çağdaş Uzanlar grubu. Bir Oktay Güzeloğlu diye bir organizatörümüz vardı. Türkiye'de bütün işte töpderlere, kültür derneklerine falan, CHP gençlik korularına bağlamışlardı konserleri. Biz turnede sürekli gidiyorduk. Ondan sonra birkaç böyle ilginç anım var. İzmir'e yolumuz düştü. O bizim organizatör dedi ki Çağdaş abi, Çağdaş burada bir köy var. Sizi Türkiye'nin en aydınlanan köyüne götüreceğim dedi. İlk aydınlanan. Bademler köyü. Evet. Şimdi tamam dedik, orada bir konser verelim dedi, ücretsiz dedi. Bir tamam. De tiyatrosu vardı onun. Dinle söyle, bak şimdi söyleyeyim ben. Neyse çektik, köye gittik. Vardık, köyde bir kahve var, kahveye girdik, anam gençler pimpon oynuyor, kimisi oyun oynuyor. Kadınlar bir köşede oturmuş, çorap örüyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Çok ilginç bir yer şey. Bambaşka bir dünya. O başka bir köylere benzemiyor. O Erol Taş'ın Susuz Yaz çevirdiği köy. Susuz Yaz filmini orada çevirmiş. Şimdi vardık bir masaya oturduk yaşlı kesimin masasına. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İşte biz dedik halk ozanlarıyız. Buraya konser vermeye geldik. Hemen bir tanesi dedi ki vallahi bizim köy masal dinlemez. Eğer gerçeklerden bahsedecekseniz hoş geldiniz dedi. Biz dedik ki biz de zaten gerçeklerden bahsetmeye geldik dedik. Neyse bizi salona götürdüler. Köyde tiyatro salonu var. Nefis bir şekilde hem de çok güzel. O zaman Tokat'ta bile hala yok tiyatro salonu. Mesela. Biz tabii konseri verdik, onlara dinlettik, oradan İzmir'e geldik, oteldeyiz. Ben dışarı çıktım gezmeye. Doğayı ben gezmeyi çok severdim. Hatta otobüste giderken bile bir romantik bir doğada, ormanda bir ilginç bir şey gördüm mü hemen bana söyle, Çağdaş bak falan derlerdi. Ben doğaya karşı bir hayranım var. Bu arada otele geldim ki bir tane böyle bıyıklı, tam o zaman ülkücülerin simgesi olan bıyıklı bir adam oturuyor. Bu kim dedim? Oktay'ın arkadaşı dediler. Oktay Güzeloğlu. Tiyatrocuydu Oktay Güzeloğlu. Şimdi tiyatrodan arkadaşlarmış. İşte MHP'yle anlaşmışlar. Ülk ocaklarına tiyatro oynatıyormuş. İzmir'de de rastlayınca almış, bizim otele getirmiş. Şimdi o zaman bir imaj vardı. İşte solcular Allah bilmez, kitap bilmez, inanmaz. Böyle bir mantık vardı. Tabii hoş beş ettik. Dedi ki Ozan Çağdaş siz misiniz dedi. Benim dedim. Daha önce Emekçigil'e bir şey sormuş. Emekçigil demişler ki biz bilmiyoruz ama Ozan Çağdaş gelsin ona sor demişler. Benim dedim. Bir şey sorabilir miyim dedi. Sor dedim. Allah'a inanıyor musun dedi. Yani çok böyle bir gereksiz bir soru. Şimdi onun ben niyetini biliyorum. Zaten inanıyorum. İnanıyorum tabii dedim. İyi dedi. Neden sordum dedim. Hiç sordum dedi. Peki sen Allah'a inanıyor musun dedim. Haşa dedi. Ki elhamdülillah tabii inanıyorum dedi. O zaman Allah'ı bana göster dedi. Haşa dedi. Allah görünür mü dedi. Niye dedim. Allah her yerde hazır ve nazır mı dedim. Evet dedi. Allah her şeyi eşidip duyuyor mu dedim. Evet dedi. Bizim her hareketimiz Allah'ın emriyle mi dedim. Evet dedi. Peki her yerde hazır ve nazırsa, her şeyi eşidip duyuyorsa, bizim her hareketimiz Allah'ın emriyle ise, ben eğer göremiyorsam körüm dedim. Bana da göster dedi. Sen göremezsin dedim. Niye göremiyorum dedi. Dedim ki biraz önce elimde bir kağıt vardı, o izin kağıdı vermişler. Bir köşesinde kurt resmi vardı. Biraz önce elinde bir kağıt var mıydı dedim. Vardı dedi. Bir köşesinde hayvan resmi var mıydı dedim. Vardı dedi. Hak beni Adem'de her şey insanda dedi. Sen insana değil hayvana tapıyorsun. Sen Allah'ı göremezsin dedi. Adam Allah'a ısmarladık demeden baktı gitti. Neyse şimdi bu süreçte turnemiz devam ediyor. İzmit'te, Hendek'te konserdeyiz. Böyle şehir şehir mi geziyorsun? Şarj. Ha. Sinyal mı veriyor bitti mi? Sinyal veriyor. Bir dakika o zaman. Şimdi konserler böyle şehir şehir periyodik olarak o ayarlamış. Hiç buradan çıkıp oraya hiç ara vermiyorduk biz. Her gün bir yerde konserimiz var. Hep aynı ekip miydiniz? Aynı ekip. Hayır, yok. Kimlerdi? Bir daha söyleyin. Aşık Emekçi, ben, Garip Şahin, Dervişan, Necdet Şahin, bir de Dervişan vardı, Mehmet Şahin. Yani dört ekibinin Çağdaş Ozanlar grubuydu. Çağdaş Ozanlar grubu. Çağdaş Ozanlar grubuydu. O zaman İhsanilerin Dev Oz vardı, bir de Şahturnaların o Mehmet Koçlar'la falan olan bir grubu vardı. Bir de biz vardı. Farklıydınız, beraber değildiniz. Üç ayrı gruptu bunlar. Hmm. Ondan sonra şimdi Hendek'e gittik. Hendek'te konser veriyoruz. Garip Şahin sahnede. Bir tane genç kız. Ben şimdi bu anlattıklarımda hiçbir şeyi bugüne kadar, bugünkü düşünceme göre ayarlamıyorum. O gün ne yaşadımsa, o gün nasılsa kişiliğim, felsefem ona göre anlatıyorum. 76'lar değil mi? Evet. Ondan sonra şimdi bir genç kız bir demet gül getirdi sahnede Garip Şahin'e. Gülü bir aldığı gibi fırlattı. Allah Allah. Biz dedik gül sanatçısı, çiçek sanatçısı değiliz dedik. ben oraya yer yarılsaydı da oraya girseydim. Diyor, böyle bir şey olmaz. Biz nasıl oldum biliyor musun, ben o sahne arkasında o manzarayı gördüğümde o kızdan daha beter oldum, o garibin yaptığı o hareketler. Daha sonra çok konuştuk ama işte o zaman böyle bir dar bakış açısı vardı. Ya bir genç kız, bir insan, bir çocuk sana getirmiş bir çiçek veriyor. Onu da sözde Çağdaş Ozan adına yapıyor. Yani hani evet, biz Gül Ozan'a değiliz. Evet, evet. Eroca Ozanlarız evet, diye çıkıyoruz. Şimdi gerçeği olduğu gibi söylemek gerek. Evet, yani cahil. Ondan sonra şey şimdi o Mehmet Şahin bir şiir okurdu. Müthiş İhsan'ın şeyine benziyordu. Belki onu da ezberleyebiliyorsundur. Senin bu ezberine şaşıyorum maşallah. Şimdi Denizli'nin Güney Kazası'na konsere gittik. Geziyoruz Türkiye'de. Allah Allah. Güney Kazası'na konsere gittik. Garip Şahin bir şey okuyor ki asacağız, yağlı zincirlere gereceğiz, bilmem ne. Çok korkunç bir şey var yani böyle. Tepki var, ürpertici bir var, tarz var. Önde okul müdürüymüş. Müdür sapsarı oldu. Adam baktı terk etti şeyi. Ondan sonra programı verdik. Yalnız o Mehmet Şahin dediğim Dervişan, Pir Sultan Abdal'ın gelin canlar bir olalım'ı çok değiştiriyordu. İşte gelin canlar bir olalım, zalıma kılıç çalalım, yoksulun hakkını alalım, işte tevekkeli tavalallah demiyordu. Bu keşmekeş bitsin artık. Şimdi orada konseri verdik. Konserde o Denizli'nin Güney Kazası'nın hakim ve savcılar da varmış. Bizi davet ettiler evlerine yemeğe. Gittik oraya, oturduk. Bir tanesi dedi ki, Ozanlar ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok beğendik. Yalnız size ufak bir uyarımız var. Buyurun dedik. Arkadaşımız dedi, lütfen Pir Sultan Abdal'ın sözlerini değiştirmesin. Böyle bir uyarı aldık oradan. Oradan biz devam ediyoruz. Bu arada Bilecik'in Gölpazarı'nda konserimiz var. Bu konser de Bilecik Gençlik Kolları'na, CHP'nin. Şimdi Bilecik'e gittik, bizi karşıladılar Gölpazarı'na. Şimdi aldılar bizi, otellere gittik, oturduk, sohbet ettik falan, vakit geçti biraz. Vakit geçince dediler ki, hadi aşıklar sizi istirahat ettirelim, yerinize yerleştirelim. O arada o CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın bakkalı varmış. Dedi ki, gece burada açık bir yer bulunmaz, ihtiyacınız falan varsa temin edin dedi. Ben de espri olsun diye dedim ki, bana bir şey lazım olursa ben seni yatağından kaldırırım dedim. Vallahi ne bulabilirsin beni ne de kaldırabilirsin dedi. Götürdüler bizi bir otele. Otelin birinci katına çıktık. Sobayı bobayı yapmışlar. Bu arada dediler ki üstte bir öğretmen kalıyor. Aha odun. Aha otelin anahtarı. Ne derseniz edin. Bu arada Emekçi'yle ben sazları aldık, karşılıklı atışıyor. Hmm. Emekçi'yle böyle bazı yapardık. Bu arada kapı vuruldu. Hmm. Saat 1. Neyse buyurun dedik. Bir de 4 kişi zart diye girdi içeri. Baktım şöyle 3 tanesi normal köy kıyafeti, biri daha düzgün giyimli. Neyse hoşbeş ettik. Dediler ki biz sizi almaya geldik. Hayırdır? Biz dediler burada bize beşerler dediler. İlk kurulduğunda beşermiş. Daha sonra koca köy olmuş. Biz dedik ki biz sabah yarın programımız var. Biz gelemeyiz. Yok olmaz. Olur olmaz. Dediler ki Alevilerin ozanları gelmiş de otelde kalmış dedirmek. Her şey hazır, suframız, şeyimiz, gerekirse geri getirek sizi dediler. Allah Allah. Şimdi bir şey de diyemiyor, adamlar neci bizi bir yere götürüp kesecekler mi, öldürecekler mi? Ama adamlardan benim içimden bir korku geçmedi. Dedim ki siz çıkın, arabalar kapıda dediler, 2 arabayla gelmişler. Siz çıkın, biz geliyoruz dedik. Onlar çıktıktan sonra dedim ki arkadaşlar, benim içimden bir korku gelmiyor adamlara karşı ama biz gene tedbirli olalım, arabanın arkasına oturalım. Eğer herhangi bizi şehirden meyheden çıkarmaya kalkarlarsa müdahale edelim dedim arabaya. Neyse bindik arabaya, şey yaptık. Ondan sonra adamlar döndü dolaştı, bir de bir yere geldiler, kepek kapalı. Zile bir bastılar, Gençlik Kolları Başkanı pijamayla çıktı cama. Adam beni bir gördü. Dedi ki ya arkadaş ben senden korktum dedi ya. Sen gerçekten de beni yatağımdan kaldırdın dedi. Tabii ben de orada, yani bu bilinçsiz bir şey ama yani tesadüf. Dedim ki biz aşığız. Birine söylediğimizi falan dedik, bir espri yaptık, hava attık falan. Neyse oradan bizi aldılar, biz artık baktık ki güvencedeyiz. Bir tehlike yok. Gittik oraya, bir sofra hazırlanmış, aman Allah'ım. İnanılmaz güzellikte. Oturduk, çaldık, çağırdık, işte sabah oldu. Eyvah. O arada biz dedik ki sizin dedeniz nereden geliyor? Dediler ki vallahi bize dede gelmiyor. Biz Hazreti Hüseyin inancıyla burada yürüyoruz. Böyle. Ah biz yattık tabii. Saat 1'e geliyordu. Bir de geldiler bizi kaldırdılar. Köyün kadınları toplandı. Onlara bir konser vereceğiz. Hadi bir de kadınlara çaldık çağırdık. Oradan o konseri de oradan bitirdik. Geldik İstanbul'a. Şimdi bu arada Cumhuriyet'in 75. yılı şiir yarışması var Konya'da. Şimdi benim mansabım da Sivaslı Ali Çakır diye biri, oğlu vardı, savcı falan oldu daha sonra. Şimdi ben de bir Cumhuriyet'in 50. yılı, pardon, Cumhuriyet'in 50. yılı, 75'i şeyde gördüm, Turgut Reis'te. 50. yılıyla ilgili bir şiir yarışması düzenlenmiş. Ben de o zaman bir şiir yazdım. Gidip dedim, duyuyoruz mesela Tokatlı Selmani var, Turhallı Aşık Semai var, işte Çobanoğulları falan orada yarışıyorlar, atışıyorlar, dert değmez var falan. Merak ettik, gittik oraya. Birinci gün ben bir şiir okudum. Vatanımı sevmek suç ise bana vursunlar, boynumu ferman istemem. Hürriyetim yoksa bir esir gibi böyle şerefsiz bir devran istemem. Bağım bahçem yoksa bırak da olsun. Gülüm gonca iken sararsın solsun. Ben ölüyüm Türk milleti var olsun. Şerefsiz yaşayan millet istemem. Milletim yaşarsa sürmeli devran. Milletimin ruhunda olmalı iman. İşte... Ben vatanım için dizime derman, bir çuval otu ver, saman istemem diye bir şiir vardı. Okudum bunu. Salon ayakta alkışladı. Sahneden indim. Bir adam geldi bana, tebrik ederim evladım dedi, alnımdan öptü falan. Daha sonra öğrendim, o jüri başkanı Ahmet Kabaklı. Ondan sonra, şimdi... Oğlu da vefat etmiştir, cenazesine de. O gün oradan gittik tabii otele. Ertesi gün büyük gece var, halk evet. Gecesi. Şimdi Turizm Derneği'ne geldim. Oturuyorum orada. Kelli felli bir fotelli biri oturuyor. İşte bir de sekreter kapıdan içeri girdi. Şu dedi komünistleri toplayıp getiriyorlar dedi. O arada o kelli felli adam dedi ki fotelli, bu komünistler kim ya dedi. Ya şu kızılbaşlar dedi. Öyle deyince şimdi benim tepem attı. Kimmiş bu kızılbaşlar dedim. Dışarı çıktım ki yaşlı bir adam. Aşık. Merzifonlu. Hasan Coşar. Rahmetli oldu şimdi. Merzifon'un Hacıbalı mahallesinde oturuyordu. Daha sonra defalarca uğradım kendisine. O arada işte Çobanoğlu'nun bir çırağı vardı, ayı vardı. Ben öyle hitap ediyorum çünkü Hacı Bektaş beni dünyaya ışık saçıyor. Hacı Bektaş da yarışmada şiir okumuş. Orada bir ödül, Hacı Bektaş taşı vermişler, onunla dalga geçiyordu orada. Şimdi adamı sıkıştırmışlar, 3-4 kişi, şunu söyle bakayım, bunu söyle, adam terliyor. O arada Selmani'yi gördüm. Aşık. Konya'da mı? Konya'da tabii canım. Turizm Derneği'nin önünde. O arada Selmani'yi gördüm. Selmani, dedim ki Selmani, ben şimdi yeni geldim, beni kimse tanımıyor. Sen senelerdir buraya geliyorsun, işte ödüller alıyorsun. Şu adam Alevi diye sıkıştırıyorlar. Şunu al da götür dedim. Selmani benden 1 metre öte gitti. Allah Allah. Aynen böyle, hiç şeyim yok bunu. Oğluyla da konuştum. Hasan var, Hasan Selmani. O babasının ismi de Hasan. O zaten o da Hasan Selmani. Dedi ki, ne yapıyorsun Çağdaş dedi. Benim burada Alev olduğumu bilinmiyor dedi. Ben dedi şimdi burada ona sahip çıkarsam ben ödül alamam dedi. Kafamdan bir kaynar su döküldü. Neler yaşanıyor değil mi? Tiksindim, tiksindim. İşin ilginç tarafı bu adam. Pardon, bir anı da birinin için anlattı ama inan ki ismi gelse söylerdim. Merdanoğlu, Musa Merdanoğlu da Konya'da aynı benzer bir şey için kendisi anlattı. Merdanoğlu'nu tanıyor. Bütün toplumun içinde dedi böyle Alevi bunu şeye yapıyor. Vurdum dedi kafasına, yardım dedi, merdivenlerden düşürdüm dedi. Kendi anlattığını söylüyorum. Böyle hadiseler demek ki Konya'da oluyor. Şimdi bakın daha dur, burada duymadığınız ne var? Allah Allah! Şimdi... Söyleşi maceralaşıyor sevgili izleyenler. Hareket gelsin, içerisi soğuk. Anımız hareketlensin, evet. Neyse, ben gittim dedim, siz ne istiyorsunuz bu adam dedim. Sen karışma dediler, niye dedim. Biz dediler sınav yapıyor dediler. Siz jüri müsünüz dedim. Ne istedim? Bu soracağım bir şey varsa bana sor dedim o Vahap kocaman. Anlıyor musun? Ya amca dedim ya. Ben hadi bilmiyordum ya. Sen buraya neye geldin dedim. Adamı elinden tuttum götürdüm. Neyse. Zavallı ne bilsin ne? O gün şimdi büyük gece ne var. Ne bilecek? Niye bilsin ki zaten? Geceye gidiyorum. Yalnız burayı lütfen kaçırmayalım. Yok şimdi. Dur çevir ki görelim usta. Ne oldu? Evet. Devam et diyor. Ha. Çünkü ben o kırmızıyı görüyorum. Evet. Ondan sonra şimdi yolda gidiyorum. Sazımı mızarım. Şimdi o gün de sazınan türkü söyleyeceğim. Ha. Ondan sonra bir tane bu şey satıcısı. Fındık, kabuklu fındık. Şuradan dedim fındık alayım da yiyerek gideyim. Hemşerim dedim şuradan işte 2,5 liralık fındık versene dedim. Verdi adam. Tam aldım gidiyordum. Hop hop dedi sert bir şekilde. Ne oldu abi parayı mı vermedim özür dilerim dedim. Ne parayı vermedin paranın üstünü almadın dedi. Dedim ki kardeş niye bağırıyorsun dedim. Olur mu ya dedi dün bir denesi burada düşürmüş 5 lirayı dedi. Allah'tan gördüm dedi. Ya görmesem kafir olacaktım dedi. Allah Allah dedim. Ya sen çalmamışsın çırpmamışsın. Adam parayı düşürmüş orada. Sen niye kafir oluyorsun? Yok dedi ben külliyen kafir olurum dedi. Güzel bir şey dedim ya. İnsanlar bu kadar dürüstse. Neyse çektim gittim konsere. O gün de büyük gece Mehdi Halıcı, Fevzi Halıcı, milletvekili ve senatörler var eşleriyle beraber. Şimdi... Yılını hatırlıyor musun? 1976, Cumhuriyet'in 50. yılı hangi seneydi? 23 olsa işte 75-76'lardaydı işte. Ondan sonra... Bu arada ben çıktım. O zaman yazdığım bir şey vardı. Bakkal gramlar eksik tartıyor, kasabetçi içine kemik katıyor, günden güne dertlerimiz artıyor, nasıl güveneyim ben bu zamana? Bunu bir söyledim, salon sus pus oldu. Allah Allah. Alkış malkış yok, salon sanki hiç kimse yok orada. 78 olabilir belki değil mi? Olabilir. 75. ya, hani 23, 75. 75 değil, 50. yıl dönümü. 50. yıl dönümü. Değil, Kulaksızdayım, yok 75 olamaz. O zaman 73. Öyle bir şeyde. Ya o dönemde, şimdi sahneden indim, sahne arkasına gittim. Bütün o Çobanoğlu, Şeref Taşdoğa falan bana böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar. Allah Allah. Neyse birazdan o dernekteki sekreter geldi. Çağdaş Bey dedi, seneye buraya gelmeyin, kabul edilmeyeceksiniz dedi. Allah Allah. Daha sonra bir sene sonra bana o şeyden Konya Aşıklar Yarışması'ndan önce kağıt geldi. Konya'ya gelmeyin, kabul edilmeyeceksiniz. Öyle mi? Tabii canım. Tarihe geçecek bir kayıt, bakın. Yazı, gelmeyin diye. Yazı geldi. Gelmeyin. Gelme diye yazı geldi bana. Ondan sonra şimdi o gün bu programı izliyoruz. Abdülkadir miydi? Abdurrahman mı? Biraz psikolojik dengesiz biri vardır. Bütün vücudu madalyalarla dolu, İstanbul'da falan defalarca rastladım ben buna. Şimdi İsmail Azeli'yi bilirsiniz. İsmail Azeli. Ece bir adam. Onun ikisini atışmaya çıkardılar. Şimdi işte sor nereden çıkar, yar nereden çıkar, işte var nereden çıkar, gör nereden çıkar, gidiyor ya. Şimdi o Abdülkadir'e, yani ismi öyleydi herhalde, Abdülkadir gibi bir isimdi. Biri sazın ucunu şöyle etti. Kertikliği korsam göreceğiz nereden çıkar dedi. Sahnede bütün o bayanlar ay may ettiler. İsmail Azeri sazı omuzladığı gibi sahneyi terk etti adam. Kaçtı ya. Ay. Adam ne diyor? Bunun kertikliği korsam göreceğiz nereden çıkar dedi adama. Ki bütün aile dolu yarısı salonu, koca salon. Ondan sonra bilmiyorum ona bir daha gelme dediler mi ona da? Ona dememişlerdir ona. Ondan sonra hoşuna gider onların. Neyse oradan çıktık geldik. Bu da böyle gitti. Ondan sonra biz Tokat'tan bizi konser istediler. Çağdaş Ozanlar grubunu. Devam ediyor macera. Devam ediyor. Konsere istediler. Yalnız bu sefer Tokat'a CHP gençlik kolları istedi. Sen İstanbul'dan gitmiş oluyorsun artık. İstanbul'dasın ya. İstanbul'dan gitmiş oluyorsun. Memleketine gidiyorsun. Şimdi Ali Rıza Kuzucu vardı. Tokat CHP il başkanı. Şimdi o bizzat İstanbul'a geldi. Bizimle görüştüğünde biz dedik ki bak biz CHP'ye yağcılık yapmayız. Biz devrimci ozanlarız. Devrimci türküler söyleriz. Biz de zaten onu istiyor dedi, devrimci türküler istiyor. Neler söylerdiniz mesela? Söyleyeyim onları. İşte benim başta bu biraz önce söylediğim o öğretmenlerin yakılma olayını söylerdim. O zaman... Nasıl o şiir okumadınız? Okudum ya. Okudun he. Ondan sonra söylüyorduk. Mahsuni'den söylüyorduk, Pir Sultan'dan söylüyorduk. Yani... Nazım Hikmet'ten söyleyen arkadaşlarımız vardı. Dervişan söylerdi. Nasıl? Sırayla mı çıkardınız sahneye? Sırayla çıkardık. Anons ederlerdi, sırayla tabii çıkardınız. 5-6 tane mi söylerdiniz? Ya ona göre, o günün şartlarına göre değişirdi. 3 tane, 4 tane. Ara verirdiniz. Fazla değil, ara verilirdi. Sahneler nelerdi? Mesela gazino, salon, tiyatro ne olursa mı? Nasıl sahnelerde çıkardı? Biz töpderlere, kültür derneklerine, gençlik korlarına falan giderdik. Sahneler belliydi yani. Evet. Ondan sonra, şimdi şurada çok önemli bir nokta vardı. Orayı kaybetmeyeyim ben. Evet. Şimdi anlaştık. 625 lira para alacağız. Cihaz bizden. Yol paralarımız bizden. Orada Çağdaş Ozanlar grubu olarak konser vereceğiz. CHP gençlik. Afişiniz her zaman oluyor muydu? Var. Afişimiz var. Ondan sonra afiş isimler yazıyordu. İşte Veysel Demir, Ozan Çağdaş. İşte Emekçi, Garip Şahin, bir de Dervişan diye. Dervişan Necdet Şahin'di. Garip Şahin'de Dervişan Mehmet Şahin'di. Garip Şahin'de Necdet Şahin'di. Emekçi'de Ali Haydar Leventiz'di ismi. Benim Veysel Demir, benim de Ozan Çağdaş'tı. Ondan sonra hatta bir gün Afyon'da konserdeyiz. Bir kolonmu dağıtmışlardı, bir başkomiser. Geldi bize dedi ki ya çocuklar dedi, benim burada kafam karışıyor dedi. Niye komiserim dedik. Biz hani kimlik veya şeyleri veriyoruz diyor ya. Dedi ki sizin kimlik isimleriniz başka, afiş isiminiz başkadır. O Garip Şahin dedi ki çok biriydi. Dedi ki komiserim dedi, doğduğumuzda annemiz babamız sormamış şu ismi beğeniyor mu diye, o yüzden dedi. Neyse Oktay Güzeloğlu'na dedi ki ben senden kuşkulandım, ben seni araştıracağım dedi. O da dedi ki bir senatörün ismini verdi amcam dedi. Ona ara dedi, ben sana gerekli bilgiyi versin dedi. Halbuki değilmiş. Neyse o da vazgeçti gitti. Ona böyle bir süreç oldu. Uzatmayayım ben. Nasıl Tokat'taki konsere? Tokat'ta konsere gitti. Hangi yıldı? 76-77 arası. 76 ile 77. 77'de Ankara Ulucanlar'da cezaevindeydik işte. Ondan sonra şimdi emekçi kargan gelemedi Malatya'dan. Malatya'da mıydı? Evet. Emekçinin anasına avradına diye okuduğu bir türkü vardı. Ondan sonra Tokat'ta onu ben okudum. Ha, onun şiirini. He, türküsünü, sazına. Şimdi, şiiri türküleştirmiş. Kendi şiirini türküleştiriyor. Anasına avradına diye bir türkü. Birçok yerde okudum. Yani kendi yazdığı şiir. Türkü dediğimiz hani türküleştiriyor. Evet. Şair Ozan ondan sonra. Şimdi emekçi gelemediği için orada da istek yaptılar. Tabii ben okudum. Şimdi daha önce Töbder'de bir anma varmış. Sanat okul müdürünü sürmüşler. O CK hükümeti döneminde. Beni Töbder'e çağırdılar anmaya. Orada çaldım çağırdım. Yalnız Tokat'ın ağır ceza reisi biraz sonra geldi, 10 dakika sonra geldiler, dediler ki reis bey merak ediyor, şunu bir çalar mısın dediler. Bir daha çaldım orada reise. Ondan sonra ertesi gün beni emniyete çağırdılar. Yarın dediler söyleyeceğim türkülerin sözlerini yazıp bize vereceksiniz. Dedim ki ben sanatçı değilim, benim repertuarım yok. Ben yarın ne söyleyeceğim ben de bilmiyorum. Neyse, ertesi gün oldu, gecede 4 tane milletvekili var. Hakkı Biller, Zihni Betil, Ali Kurt, Haydar Ulusoy, Metin Somuncu. Metin Somuncu Tokat İl Başkanı. Daha sonra senatör olmuştu. Bir de hükümet komiseri. Şimdi program başladı, devam ediyor. Hüseyin Aydın vardı, öğretmen okulunda okuyan, onu da çıkardım bu sahnede. O daha sonra 5 sene ceza aldı komiserden, yattı. Ondan sonra Necdet çıktı, Dervişan çıktı, sıra bana geldi. Şimdi ben 5 yaşında Gamber Aydın vardı. Ben İstanbul'dan bir arkadaşımın çocuğu. Ondan sonra o dedi ki Çağdaş amca ben de söyleyeceğim, bana 2 tane türkü yaz dedi. Ben de Mahsun'un 2 türküsünü yazdım. Birisi gam üstüne gam yapılır, biri de bir gün gördüm Kızılırmak boyunda 2 köpek bir kuzuyu yıkmışlar. Boynu kalın, boynuzları yaldızlı, köpeklere benden iyi bakmışlar. Şimdi bunu çocuk şivesiyle bir söyledi. Polis fıttırdı dediler, indirdiler, 2. türküyü söyletmediler. 5 yaşında sandalye çıkardı böyle. Neyse uzatmayayım, sıra bana geldi, beni kulise çağırdı. O milletvekilleri, senatör, Tokat İl Başkanı dediler ki aşırı gitmeyeceksin. Ben dedim ki ben talimatta program yapmıyorum. İsterseniz çıkarmayın dedim. Tabii millet seni bekliyor. Nasıl çıkarmayacağım? Neyse ben sahneye çıktım. Dedim ki dostlar sizlerden biri olarak sizlerin sorunlarını, sizlerin dertlerini size burada söylemek için anahtar deliğinden geçtik dedim. Bu arada başladım programa. Biz hazırız söylemeye, dostlarım sefa geldiniz. Sizler bizi dinlemeye, emekçiler hoş geldiniz. Bu bir açılış. Açılış. Evet. Ondan sonra. Sonra? Çağdaşlar çağında solmaz, mahzun mahzun durur Yılmaz. O zaman Yılmaz Güney hapisteydi. Sazın faşistlere çalmaz, devrimciler hoş geldiniz dedik. Şimdi burada iddia makamı bunu suça koymuş. Ondan sonra Ankara Devlet Güvenlik'te yargılanıyoruz. Hüseyin Gökças'tan dolayı yani o konserden yargılanıyorum da Hüseyin Gökças'tan diye avukatımız vardı. Dedi ki Ozan burada halkı selamlamış dedi. İşçim köylüm demiş, sayın iddia makamı suç demiş dedi. İşte ağam beyim deseydi herhalde suç olmayacaktı. Emekçiler demiş, sayın iddia makamı suç demiş. Efendim beyim dese herhalde suç olmayacaktı. Sazın faşistlere çalmaz, devrimciler hoş geldiniz demiş dedi. Şimdi faşizm yasalarımızda suçtur dedi. Atatürk devrimleri de hiçbir zaman suç olmaz dedi. İddia makamı Atilla Ülkü'ydü galiba. Dedi ki biz her ne kadar bu sözler böyle söylense de sol literatürde bunların ne anlama geldiğini biliyoruz dedi. O arada ben el kaldırdım. Dedim ki sayın başkanım ben şöyle demişim ama başka şey demek istemişim. Sayın iddia makamı benim beynime girip inceleme mi yapmış dedi. Böyle bir tepkim oldu. Neyse ondan sonra ben şimdi birinci türküyü söyledim. Gene geldi başyana kıymak istiyor cana. Tıpkı benzer hayvana ağlatıyor bebeği, şişiriyor göbeği. Bol bol yemiş kepeği, patronların köpeği. Savaşın İhsani'ninkine benziyor. Yo, o emekçinin de bu. O emekçinin mi? He, o da emekçinin. O şimdi söyleyeceğim de. Salon yıkılıyor tabi. O arada istek geldi bana. Anasını avradını söyle diyor. İşte evvela aşı falancının, deve yiyen talancının, yüzü kara yalancının anasını avradını. Yoksul evini yıkanın, zalımdan yana çıkanın, adaletsiz başbakanın anasını avradını. Yoksul evini yıkanın, palavracı mebusların, halka düşman deyusların, palavracı mebusların, işkenceci polislerin anasını avradın deyince kıyamet koptu. Şimdi polisin bir tanesi mermiyi vermiş ağzına, sahneye doğrultmuş. Kazım diye bir polis vardı, sivil, Tunceli. O gün nöbetçi olmadığı halde geldi karakolda sabaha kadar oturdu. Bizi de öldürmemek için. O anlatıyor, 2 defa göbeğimden alnından geliyordu diyor. Biz engel olduk diyor. Ondan sonra ben bir şeyden haberim yok. İşte o arada bana geldiler dediler ki Çağdaş tutuklama kararın çıktı. Biraz hafif gidersen seni kurtaracağız. Aşık Mihneti vardı. Şiir kitapları var. Evet, Vehbi Polat. Evet. O da sunucu da oydu. Öyle mi? He. Bak neler çıkıyor senden ne? Çok samimiydim ben o. Öyle mi? O çok severdi beni. Şiirleri çok beni çok severdi o. Çok ondan sonra dedi ki Çağdaş tutuklama kararı çıktı. Biraz hafif gidersen seni kurtaracağız. Daha sahneden inmeden. Yiğit kanını dökenin, zalıma boyun bükenin, sahnede sözünü çekenin anasını avradını. Sahte yüzde erenlerin, görmeyip de görenlerin, tutuklama verenlerin anasını avradını deyince hükümet komiseri fıttırmış diyor. Bu adam çıldırmış diyor der. Arkamızdan ürenlerin, defterimiz dürenlerin, öğretmeni sürenlerin anasını avradını. Çağdaşıma çatanların, emeğimiz yutanların, Türkiye'yi satanların anasını avradını. Tabii ondan sonra kulis doldu. Polis böyle dişlerini gıcırdatıyor. Ondan sonra bana kağıt geliyor, programın bitince halkın içine hatta seni kurtaracağız. Allah'tan öyle bir hata yapmamışım. Sigortayı falan söndüreceklermiş. Orada içeride bir sürü ülkücü de vardı, bilmem ne de vardı. Adam silahı çeker, tarar çeker gider. Ondan sonra vay. Ben bunları kabul etmedim. Neler anlatıyorsun Ozan'ım sen? Polis, tarih canlanıyor. Polis programı bitir diye bana haber gönderiyor. Ben gözüm bir şey görmüyor. Bu 2. türküde tutuklama verdiler. 11 türkü söylemişim. Kasetten saydım. Ondan sonra 11 türkü söylemişim. En sonu baktılar olmuyor. Cihazı bozdular. Polis cihazı bozdu. O millet isteriz, ben de dedim ki isteseniz istemeyenler var. Saz aldım, tabii polislerin içine. Orada beni dekmelemeler, cimciklemeler. Yok ya. İki saat halkı dağıtamadılar, Ozan'ımızı alacağız diye. O lavrular falan vardı, kafaları iyi, silahını çeken Ozan'ımızı isteriz. 2 saat kulüste bekledim. Ondan sonra götürdüler karakola, attılar hücreye. O polis, Kazım denen polis, Tuncelli, hücreyi kilitledi, sabaha kadar oturdu, nöbetçi olmadı halde. Ertesi gün tabi mahkemeye gittik. Varmış hakime demişler ki, hakim bey çıktı, işte savcının da, hakimin de, cumhurbaşkanının da hepsi ana avrat sövdü demişler. Şimdi tabi diğerleri şey yaptı, ifadeler bana geldi sıra. Hakim dedi ki, bu dedi adaletsiz başbakanın anasını avradını derken, başbakan Süleyman Demirel'i kastetmedi değil mi? Adaletsiz başbakanları kastetti. Evet hakim bey yazdı. Bu işkenceci polislerin anasını avradını derken, Türk Emniyet Kuvvetleri'ni kastetmedin değil mi? Dünya üzerinde işkence yapan polisleri kastettin. Evet hakim bey, onu da yazdı. Şimdi hakim bana soruyor. Geldi şimdi yanlış karar verenlere, tutuklama verenlere kelimesine. Burada yanlış karar verenlerin, tutuklama verenlerin derken hakimleri, savcıları mı kastettin? Zaten adam seni savunuyor. Biz orada hakimi, savcıyı da kastetmedik. Dedim yok hayır, yanlış karar verenleri kastettim değil mi? Evet, yaz oğlum. Ben hakimleri, savcıları kastetmedim. Yanlış karar verenleri kastettim. Neyse beni tahliye ettiler. Polisler şeye itiraz ettiler, savcıya gittiler. Savcı 24 saat daha gönderdi. O gün bizi biraz yumuşattılar karakolda. Ondan sonra... Nasıl yumuşattılar? Okşadılar yani. Oradan ertesi gün sabahına... Hepinizi mi aldılar içeri? Hep içerideydik zaten. Garip'te, şeyde emekçi gelememişti. Hüseyin Aydın, zaten tutuklandı Hüseyin Aydın. Ondan sonra pazartesi sabahı ağır ceza reisi reddetti, bizi bıraktılar. O zaten ağır ceza reisi beni dinlemişti. Emekçi her yerde okudu, ona bir şey olmadı. Ben bir defa okudum, benim başıma patladı. İşte o anasını avradına. Ondan sonra emekçi her konserde okudu. Ona ne bir tutuklama, ne bir soruşturma oldu. Benim başıma patladı kabak Tokat'ta. Evet, kabak Tokat'ta başınıza patladı. 1980'lere kadar bu öyküyü getirdik. Bu ilk bölüm. Bir yani, şey var burada, onu söyleyelim. 1. bölümü diye bitirelim. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde Sayın Süleyman Demirel, Abdi Pekçi'yle rahmetlik raportaj yapıyor. Diyor ki Tokat'ta diyor Cumhuriyet Halk Parti bir gece düzenliyor. Geceler bir sanatçı çıkıyor. Hükümete, başbakana, cumhurbaşkanına ana avrat küfrediyor diyor. Ağzından kendisi. Bu Milliyet Gazetesi'nde o dönemdeki sayısında var. Şimdi öyle oldu. Bu 1. bölümü böyle nihayetlendirelim. 2. bölüme geçeceğiz. Şimdi teşekkür ederim.